Herkese merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Damla Demirbaş, çevre mühendisliği 2. sınıf öğrencisiyim ve tanıtım ofisi yarı zamanlı çalışanıyım. Bugün sizlere fizik mühendisliği bölümünü tanıtacağız. Etkinliğimiz 45 dakika sürecek. İlk 15 dakikasında Profesör Doktor Oğuzhan Gürlü hocamızın bölüm tanıtım sunumu olacak. Ardından sizden gelen soruları cevaplayacağız. Bu aşamada bölümle ilgili tüm sorularınızı bize chat bölümünden ulaştırabilirsiniz. Şimdi sözü hocamıza bırakıyorum. Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz. Öncelikle ben kendi sunum ekranımı açayım isterseniz. Şuradan. Şimdi hepimizin şeyde alıştığı üzere, pandemide alıştığı üzere böyle bir ekrana karşı konuşup aslında arkada kimse var mı yok mu, ne diyorum falan bilemediğimiz için işte sürçülisan ederse kaffola şimdiden. Önümüzdeki bir 15-20 dakika içerisinde İstanbul Teknik Üniversitesi'nde fizik mühendisliği bölümünde biz ne yapıyoruz? İşte fizik ne? Fizik mühendisliği ne aslında? Çoğu insan şeyi soruyor. Fizik var da fizik mühendisliği ne konusu Türkiye'de çok bilinen bir şey değil aslında. Ama eminim aranızda gelenlerin bir fikri vardır kabaca. Bunlar hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Özellikle de işte fizik isteyip de Türkiye'de fiziği yazamayanlar, çoğunlukla biliyorsun işte aile baskıları, işte mezun olunca ne olacaksın, ne yapacaksın falan gibi problemler olduğundan dolayı bunlara karşı ne gibi argümanlarınız olabilir aslında eğer fizik yapmak istiyorsunuz? O konuda da bilgi vermeye çalışacağım. Mümkün mertebe kısa keseceğim ki sorularınız varsa sorun. Fakat şimdiden söyleyeyim, sonra da tekrar hatırlatırım. Ne olur yani şu sunum çerçevesinde takılıp kalmayın. Eğer olur da sizin arkadaşlarınızın, çevrenizin sorusu varsa her zaman bize, bölüme, herkese mail atabilirsiniz. Mail atarak direkt soru sorabilirsiniz. Hatta birebir toplantı isteyebilirsiniz tercih zamanınız geldiği zaman. Şimdi kısaca yani fizik mühendisi kimdir, nedir, ne yapar diye başlayacak olursak aslında fizik, yani biliyorsunuz fizik bilimi, fizik, matematik, kimya, biyoloji bunlar temel bilimlerden. Şimdi baktığınız zaman fizik genelde doğada maddeleri, maddenin etkileşimini, aslında evrende, doğada deyince biraz sınırlı kalıyor, bunları inceleyen bilim dalı ve matematiğin bir uygulaması. Yani matematik biliyorsunuz bizim evrensel dilimiz, bunu bir şekilde uyguluyoruz. Şimdi fiziği derslerde de görüyorsunuz lisede, ortaokulda, hatta ilkokuldan itibaren başlayarak bunları görüyorsunuz. De mühendislik ne? Aslında biz ona mühendislik diyoruz ama uluslararası ortamda, akademide buna daha çok, tamam, engineering physics denilen kısmı da var. Yani fizik mühendisliği, mühendislik fiziği falan gibi kavramlar da var ama uygulamalı fizik bunun adı. Teknik üniversiteye baktığınız zaman bütün bölümlerin aslında başında mühendislik başlığını görürsünüz. Bunun amacı aslında o alanın temel bilgisini hayata, mühendisliğe uygulamak. Fizikte de bizim yaptığımız şey genel olarak matematiği, fiziği birazcık işte nasıl faydamıza kullanırızı ortaya çıkarmak. Ama bunun altında esasen bizim kendi araştırmacılar olarak bölümde yaptığımız şey fizik araştırması. Fakat buradan mezun olan insanlar bunu mühendislik alanlarında da kullanabilsinler diye bazı taktikler geliştirdik. Kabaca, eğer slaytlarım işlerse... Şeye bakayım. Burada Türkiye'de fizik mühendisliği adı altında hangi bölümler var? İstanbul Teknik Üniversitesi'nde var. Baktığınız zaman görürsünüz. Hacettepe'de var. Ankara Üniversitesi'nde var. Gaziantep'te var. Yurt dışında ise Engineering Physics adı altında Almanya'da çok bölüm var. İsviçre'de var. Hollanda'da var. Amerika'da, Kanada'da bazı bölümler var. Fakat çoğunlukla bunlara web sayfasına ulaştığınız zaman Applied Physics olarak bakabilirsiniz. Yani eğer dünya çapında fikir edinmek istiyorsanız fizik mühendisliği nedir diye internete Google'a baktığınız zaman Applied Physics diye aramanızı öneririm. Bunlar bizim muadillerimiz. Yani yarın bir gün dışarıda ben bir yere gidecek olsam, yüksek lisans doktora yapacak olsam, burayla uyumlu programlar, muadil programlar nedir diye bakmak isterseniz Applied Physics'lere bakabilirsiniz. Yani uygulamalı fizik alanlarına bakabilirsiniz. Bunlar burada bazı örnek programlar. Çok fazla var. Yani mühendislik üniversitesi, mühendislik derecesi veren hemen hemen her üniversitede mutlaka fizik bölümü varsa fizik mühendisliği ya da uygulamalı fizik bölümü de vardır. Nedense bugün havadan galiba benim bilgisayarımın geçişleri çok yavaş çalışıyor. Basıyorum ama. Geçecek değil mi? Geçti. Pardon. Şimdi fizik mühendisliğinin tabii ki bir avantajı, normal fizik bölümünden mezun olduğunuz zaman aslında bu avantajları dezavantajlı olarak bakabilirsiniz. Bu bir süre tartışma oldu. Hatta hala var tartışma. Eğer fizik bölümlerine girerseniz ve temel bilim çalışmak istiyorsanız
TÜBİTAK'ın temel bilimler burslarından yararlanamıyordunuz. Hala benzer problemler var fakat şu anda buna alternatifler geliştiriliyor. Fakat mezun olduğunuz zaman mühendislik diplomanız olduğu için aynen bir makine mühendisi, elektrik mühendisi gibi mühendislere tanınan haklar ve yetkilere sahipsiniz. Yani kanuni olarak aslında siz bir mühendis oluyorsunuz. Bitirdiğiniz zaman ne oluyor? Bitirdiğiniz zaman birazdan bizim bölüm mezunlarımızdan örnek vermeye çalışacağım. Kim nerede ne yapıyor gibisinden ama yüksek lisans ve doktora yaptığınız zaman işte yüksek fizik mühendisi olabilirsiniz. Başka alanda bir yüksek lisans yaptığınız zaman yüksek mühendis unvanını alabilirsiniz. Ama genel olarak zaten fizikçiye baktığınız zaman bunun fizik mühendisi olmasına gerek yok. Biz fizikçileri daha çok joker gibi tanımlıyoruz. Çünkü bitirdiğinizde herhangi bir bölümde yüksek lisans ya da doktora yapma şansınız oluyor. Çünkü pek çok alanın temelinde cidden fizik yatıyor. Onu birazdan anlatmaya çalışacağım. Buna eğitimden örnek vermeye çalışayım. Bizim fizik mühendisliğinde, İstanbul Teknik Üniversitesi fizik mühendisliğindeki derslerimizi nasıl veriyoruz? Yani geldiniz diyelim, tamam fizik çalışmak istiyorsunuz ama mühendislik de almak istiyorsunuz. Burada sizi ne bekliyor? Derslerimizi ilk önce bir 5 tane temel fizik dersi olarak bir zincir halinde kurguladık. İşte burada mekanikle başlıyorsunuz. Oradan sürekli ortamlar mekaniğiyle devam ediyorsunuz. Oradan elektrik manyetizma, daha sonrasında dalga mekaniği, sonrasında da modern fizik. Ondan sonra esas fizik dersleriniz başlıyor. Yani klasik mekanik, kuantum mekaniği, elektromanyetik teori, istatistik mekanik. Sonra oradan işte nükleer parçacık fiziği ve daha derin işte katı hal fiziği, optik ve benzeri alanlara gidebiliyorsunuz. Burasının fizik mühendisliği bölümü olmasının bir avantajı şu. Mühendislik uygulamasına yönelik dersleriniz de var. Şimdi bilgisayardan önce şeyden bahsedeyim. Bir defa teknik resim öğreniyorsunuz. Teknik resim de matematik gibi çok evrensel bir dil. Yani bir ülkenin dilini bilmeseniz, buna en güzel örneği kendimden verebilirim. İşte Osaka'da bir proje yaparken bir parça tasarlamamız gerekiyordu. Benim Japoncam yok. Karşıdakilerin İngilizcesi yok. Japon teknisyenlerin. Fakat hepimiz şey biliyoruz, teknik resim biliyoruz. Çizim üzerinde açıp SolidWorks üzerinden konuşabildik. Yani göstere göstere biraz oldu bu iş ama olabiliyor. Aynı matematik gibi. Ve siz bunun eğitimini fizik mühendisliğinde alıyorsunuz. Yazılım konusunda fizik mühendisliğinde çok ciddi bir altyapı veriliyor size. İşte günün popüler şeyi Python biliyorsunuz. Ama aynı zamanda C, Fortran, MATLAB gibi dersleri de alıyorsunuz. Bunların yanında aslında fizik bölümünde ciddi bir elektronik ders yanı da var. İsterseniz o paketleri alabiliyorsunuz. İsterseniz dijital elektronik alabiliyorsunuz. Ya da sinyal işleme yapmak istiyorsanız digital signal processing gibi derslerin fizik karşılıkları var. Bunlardan yararlanabiliyorsunuz. Fakat teorik ya da deneysel alanda geliştirmek isterseniz kendinizi İTÜ Fizik Mühendisliği'nin avantajı bizim spektrumumuz çok geniş. Hemen hemen her alandan hoca olduğu için herhangi bir seçmeli ders alabiliyorsunuz. Bazı dönemlerde bazı dersleri yığılmalar oluyor ama atıyorum 3-4 kişisiniz ve bir alan istiyorsunuz ve onunla alakalı çalışan hoca varsa o ders açılıyor size seçmeli olarak. Tabii bunun yanında İTÜ'nün bütün bölümlerinden çeşitli seçmeli derslerden faydalanabiliyorsunuz. Her bölüm gibi buranın da çift ana dal ya da yan dal imkanları var. Bu genellikle okulunuzu biraz uzatır ama iki diplomanız oluyor en nihayetinde. Gene mühendislik olmanın bir avantajı zorunlu stajınız var. Şimdi eskiden bu zorunlu staj belli bir süreydi. İşte 33 ya da 34 bin gibi bir şey yapmanız gerekiyordu mezun olana kadar iki parça halinde. Şimdi biliyorsunuz, takip ettiyseniz eğer, TÜBİTAK Star Burs programı var. Bununla uzun dönem stajyerler yapılabiliyor. Ya da bazı şirketlerle olan anlaşmalarımız var, kurumsal şirketlerle. Onlar vasıtasıyla işte 6-8 aylık uzun dönem şirkette çalışırken okur gibi aynı zamanda burs alarak staj yapabiliyorsunuz. Bu da çok büyük bir artı. Ve tabii Erasmus imkanlarımız var. Artık bu her üniversitede var. Ve çok fazla yurt dışı kurumla Erasmus anlaşmamız var. İsterseniz oraya gidebiliyorsunuz. Yani bu konuda sorularınız varsa cevaplamaya çalışırım. Çünkü 7-8 sene kadar bu işin koordinatörlüğünü yaptım. Bir şey söyleyebilirim mesela. Yurt dışında bir üniversite var gitmek istediğiniz. Fakat orayla İTÜ'nün anlaşması yok. Eğer siz bu konuda bir inisiyatif getirirseniz o kurumlarla anlaşma yapabiliyoruz. Yani var olanlarla, İTÜ'nün en büyük avantajı elde var olanlarla sınırlı değil. Öğrenci bir şey getirdiği zaman ya da istek getirdiği zaman o tarafa doğru genişleyebiliyor. Sonra eğitim konusunda mesela laboratuvar derslerden bahsettim ama ne gibi laboratuvar dersleriniz var? Yani standart bütün fizik derslerinin aslında laboratuvarları var. Bunların başında ama mekanik, elektrik, manyetizma, dalga mekaniği. Bilgisayarın artık laboratuvarı var tabii ama yani hemen hemen herkesin bilgisayarı olduğu için buna çok gerek olmuyor. Artık insanlar biliyorsunuz cep telefonunda bile kod yazıyorlar. Elektronik laboratuvarlarımız gayet iyi. Deneysel fizik laboratuvarımız gene elektronik laboratuvarlarıyla birleşik. Şimdi geleyim, tamam, eğitime. Kabaca işte şu dersleri alıyorsunuz, bu laboratuvarınız var falan. Fakat farkındaysanız artık sanayi, dünya daha çok
çok daha yetişmiş insana ihtiyaç duyuyor. Örneğin yani Türkiye'de bugünlerde çok popüler. Savunma sanayine gitmek isterseniz, savunma sanayi hangi alandan olursa olsun doktoralı yetişmiş eleman almaya çalışıyor. Bu da sizin aslında mümkün mertebe erken bir noktada gerçek araştırma geliştirme faaliyetlerine başlamanızı gerektiriyor. Teknik üniversite bu imkanı her bölümde aşağı yukarı sunuyor ama fizik bölümünde bizde işte burada listelenen, tek tek okumayayım hepsini, laboratuvar imkanlarının hepsi var. Yani katı el fiziğinden optiğe, oradan nükleere, oradan polimer fiziğine, oradan medikal fiziğe kadar aslında farklı farklı laboratuvar imkanlarımız var. Ama bizim en önemli artımız belki de, buna bütün üniversiteler başlamaya çalışıyorlar. Mümkün mertebe öğrencileri, mümkün saatte daha birinci sınıftan merhaba dediği andan itibaren isterseniz bir öğretim elemanının laboratuvarında ya da araştırma grubunda aktif araştırma faaliyetine katmaya çalışıyoruz. Çünkü buna artık başlamanın yaşı yok. Yani bazılarınız biliyordur. Artık ortaokulda, lisede bile TÜBİTAK projeleriyle öğrenciler araştırma faaliyetlerine katkıda bulunuyorlar. Bizde de daha lisansta makale yazma çalışmalarına kadar gelebiliyorlar. Kendi projelerini yazabiliyorlar ve o alanda çalışmalar yapabiliyorlar. Bizdeki altyapı buna uygun. Hatta İstanbul Teknik Üniversitesi'nin lisans öğrencisi araştırma proje destekleri programı da var. Buradan bilimsel araştırma projeleri birimine proje yazıp kendi desteğinizi almanız mümkün. Ve biz bunu bölümcek destekliyoruz elimizden geldiğince. Bunlar da üniversitede bulunan, daha doğrusu bölümümüzde bulunan bazı laboratuvarlar. Bunlarla gerçekten detaylı ilgileniyorsanız, alan olarak soru sorarsanız cevaplamaya çalışırım. Ya da en azından sizi yönlendirmeye çalışırım ilgili hocaları. Bölümümüz sayfasına bakabilirsiniz. Kabaca bir Google'layabilirsiniz. Kim var kim yok. Google Scholar diye bir şey var. Oraya bakarsanız aslında insanların adından hangi alanlarda çalıştıklarını da bulabilirsiniz. Bizim bölümümüzde öğretim üyesi olan. Burada araştırma faaliyetini atıyorum. Birinci sınıfta başlayamadınız. Zaten ister istemez biz sizi başlatıyoruz. Çünkü son sınıfta bir tasarım projemiz var. Bu yeni haliyle artık bir sene süren bir proje. Hatta tercihen 3. sınıfın yazında başlıyor ki öğrencilerimiz ki gerçekten bir araştırma faaliyetine girebilsinler. Çünkü araştırma çok zorlu bir süreç, uzun bir süreç. Ve bunun sonucunda var olan araştırma çerçevesinde ya da var olmasa bile İstanbul çok büyük bir kampüs, ortak çalışmalarımız çerçevesinde başka kurumlarla, TÜBİTAK'la, işte diğer üniversiteler ortak yapabiliyorsunuz. Ya da civarda ARGE yapan firmalarla ki Teknik Üniversitenin kampüsünde çok büyük teknokentler var ve bunların kapsamında da şirketlerle, büyük uluslararası şirketlerle ortaklıklarımız var. Onlarla çalışma şansı buluyorsunuz proje çalışmanın sırasında. Şimdi geleyim aslında neredeyse sona yaklaştım. Şimdi güzel, fiziği merak ettiniz, okuduğunuz zaman birazcık da mühendislik olsun diye fizik mühendisliği bölümüne girdiniz. Mezun oldunuz, ne yapabilirsiniz? Bu herkesin, özellikle anne babalarınızın en son sorduğu soru. Yani fizikçi olacağım, ne olacağım, aç mı kalacağım, öğretmen mi olacağım sorusu. Bir defa bunu kesinlikle unutun. Çünkü dünya gerçekten değişiyor. Özellikle bir konudan bahsedeceğim birazdan size. Şimdi birinci maddeye savunma sanayini koydum. Çünkü bu benim yani kendi öğrenciliğimden anekdot. 95-96 yılında Aselsan, Roketsan gibi firmalara gittiğiniz zaman bu kariyer fuarlarında falan, işte biz fizikçiyiz diye, siz ne yapacaksınız ki diyorlardı. Şu anda bu firmalar bizi rahat bırakmıyorlar. Yani doktora mezunlarımızı direkt işe alıyorlar. Çünkü çok fazla fizikçiye ihtiyaçları var. Ne işe yaradıklarını öğrendiler sonunda. Ama bunun haricinde malzeme geliştiren pek çok firma, özellikle biliyorsunuz tamam ARGE yapıyorsunuz ama her şey malzeme üzerine kurulu. Bunun geliştirilmesinde malzeme fiziği diye bir şey var. Bu konuda çok ciddi firmalarla işbirliklerimiz var. Ölçme, kalibrasyon vesaire, o konularda zaten fizikçiler çalışıyor ama yani fizikçi nedir aslında diye sorduğunuz zaman genelde fizikçi biraz dünyayı değiştiren insan rolünde olduğu için, çünkü o hani bir akıllı, bir deli bir kuyuya bir taş atar, 50 tane akıl çıkarmaya çalışır. O deli olan genelde fizikçi oluyor. 50 tanesi de mühendis oluyor. Dünya çok ciddi bir değişim geçiriyor. Geçen sene Mayıs ayında bütün metroloji sistemi değişti. Size ilkokuldan beri öğretilen hani bir metre vardır. O metre işte Paris'te müzede duran bir platinirilyum çubuktur ya. O artık yok. 2022 yılından itibaren tüm metroloji sistemi 7 temel birim. Metre, kilogram, saniye vesaire, işte 7 işte mol, lümen, amper değişecek. Bunların hepsi kuantum metrolojiye evrilecek. Ve bunun temelinde de temel kuantum mekaniği var. Ve doğal olarak artık metrolojide çalışmak istiyorsanız mecburen kuantum mekaniği bilmek zorundasınız. Ya da bir cihaz yapacaksanız bunun kalibrasyonu veya uluslararası standartlara uydurulması kuantum mekaniği gerektirecek. Onun için bu metrolojide çok ciddi fizikçi ihtiyacı olacak yakın zamanda.
Onun haricinde zaten devam eden, mesela medikal fizik ayrı bir alan. Finans sektörü Türkiye'de yeni fizikçileri keşfetti. Çünkü analitik analiz konusunda çok fazla şey öğreniyorlar öğrenciler. İletişim sektöründe optik ciddi bir alan. Sonra yazılım, makine öğrenmesi, işte özellikle büyük veri konusunda çok ciddi fizikçilere iş imkanları var. Ve bu minvalde pek çok alan sayabilirim aslında ama şöyle, bir noktadan sonra büyük ihtimalle üniversitelerin, bilirsiniz, bir zamanlar fizik bölümleri azalıyordu. Şimdi arttırmak zorunda kalacaklar. Çünkü piyasada çok ciddi bir doktoralı fizikçi açığı oluşacak. Bizim bu kendi istatistiğimiz, fizik bölümünden mezun olan öğrencilerimizin kabaca ne işler yaptıkları. İşte mühendislik, akademide kalanlar, yazılım, IT, bankacılık, finans ve diğer şekilde baktığınız zaman bunlar son 5-6 seneki mezunlarımızın istatistiklerinden elde edilen bir şey aslında, diyagram. Spesifik örnek vereyim. Tabii böyle oraya gidiyorlar, buraya gidiyorlar demek de çok şey olmuyor. Bunlar gene en son 5-6 seneden topladığımız, işte sorduk öğrencilerimize neredesiniz diye, hangi kurumda, nerede çalışıyorsunuz. Kabaca buradaki liste. Bu liste çok uzun aslında. Sadece işte font boyunu gittikçe küçültmek zorunda kalıyorum, fark ettiniz. Çok da uzatmamak için şey yapmayacağım ama ulusal ve uluslararası pek çok şirkette Türkiye'de, yurt dışında ya da Türkiye yurt dışı ortaklığı çalışan çok fazla fizik mezunumuz var. Hatta 2018 ve 2019 mezunlarımızdan bir data toplamaya çalışmıştık. 2018 mezunlarımızın tamamı, yani %73'ü şu anda çalışıyor. Geri kalanları da akademik kariyer peşinde koşuyorlar. Yani hiç işsiz kalan öğrencimiz olmamış 2018'den bu yana topladığımızda. Araştırma kurumlarına örnek verecek olursak, şimdi detaylı orada bir sürü isim var. Bu liste çok daha uzun aslında ama işte herkes Einstein'ı bilir, herkes Harvard'ı bilir. Harvard'dan Princeton'a, oradan Tokyo'ya, oradan Pekin'e mezunlarımızın bulunduğu akademik ve firma çerçevesinde araştırma yapan ya da üretim yapan öğrencilerimiz var, eski mezunlarımız var. Bunlar hem lisans, yüksek lisans ya da doktora mezunlarımız. Akademik kadroda olanlarda Türkiye'de hoca olan pek çok öğrencimiz var, yurt dışı dahil olmak üzere. Pardon. Yani gene araştırma kurumu örneklerine geçecek olursak, yani bunlar da bazıları gene araştırma kurumlarından. Yani spektrumumuz çok geniş gördüğünüz gibi. Çünkü çok geniş alanda çok farklı öğrencilere farklı farklı alanlarda imkanlar sunuyoruz. Ve İTÜ'nün en güzel tarafı, ortam çok kozmopolit olduğu için sizi isterseniz araştırmayı, isterseniz şirkette araştırmayı, isterseniz akademiye çok rahat bir şekilde hazırlıyor. Son olarak neden fizik ya da neden değil fizik, aslında iki tane son slide'ım kaldı. Şimdi eğer, şimdi neden İTÜ? İTÜ'nün reklamını benim yapmama gerek yok. Yani İTÜ'nün reklamı hep çok eksiktir ama kendi kendine de reklama ihtiyaç duymayan bir kurumdur aslında. Sosyal ve akademik olarak çok geniş. Yani ulusal bağlantı, uluslararası bağlantıları, mezun network çok büyük. Artık lisans birinci sınıftan itibaren sizi aktif araştırma içerisine sokuyor ya da şirketlerle bağlantıya geçiriyor. Projelerde yer almanızı sağlıyor. Ve istediğiniz herhangi bir alanda çalışabilmenize imkan sunuyor fizik mühendisliği bölümü. Ve tabii ki isterseniz çap, yan dal imkanları sunuyor. Bunlar ayrı ayrı kendi çapında aslında anlatılması gereken şeyler belki. Ve en nihayetinde, yani benim babam için öyle bir lafı vardır. İTÜ diploması suda para eder derdi. Ki öyle. Yani evet, İTÜ diploması çok değerli. Yani her şeyin de en nihayetinde marka değeri var. Bu bir gerçek. Şimdi neden fizik mühendisi derseniz, eğer ki matematiği seviyorsanız, fiziği seviyorsanız, bilimi seviyorsanız ve aslında sürekli öğrenmeyi seviyorsanız, bakın bu bence çok önemli, sürekli öğrenmeyi seviyorsanız gerçekten okuyabileceğiniz bölüm fizik mühendisliği bölümü. Fakat burada ciddi miktarda çalışmayı da seviyor olmanız lazım. Yani gerçekten içten gelen, bu bulmaca çözer gibi, oyun oynar gibi çalışmayı seviyor olmanız lazım. Bir de hayatın gerçekleri var. Bunlar da onlar. Kimler için bu bölüm uygun değil? Bir defa gerçeklerle yüzleşmemiz lazım. Gerçekten yoğun bir çalışma temposuna hazır olmayanların fizik bölümüne gelmemesi lazım. Çünkü acı çekiyorlar sonra. İşte programlamayı, matematiği, fiziği sevmeyenler, işte bilgisayarlarla anlaşamayanlar. Belki burada tabii anlaşabilirsiniz, onu bilemezsiniz. Belki imkan yakalamamışsınızdır ama en çok maalesef bizim acı çeken öğrencilerimiz sırf İTÜ'ye girebilmek için yatay geçim umuduyla gelenler. Yani birinci sınıfta bütün mühendislik bölümleri 3 aşağı 5 yukarı aynı dersleri aldıkları için birinci sınıfın sonunda elbette bölüm değiştirme şansınız olabiliyor ya da yan dal çap olabiliyor ama fizik mühendisliğinin öğrenci aldığı band genelde çok değişmiyor. Bizim 50-60 bin bandından geliyor öğrencilerimiz ama
10.000'den gelen de var, 1.000'den gelen öğrencimiz de oluyor. Çünkü her sene 62'den bir 10 tanesi falan bir 10.000'den geliyor. Geri kalanlar fizik olsun mu olmasın emin olmayan bir kısım var ama genelde 5-6 kişi de maalesef ya içeriye gireyim de sonra düşünürüm deyip sonra 10 sene bizde acı çeken insanlar var. Bunu bir dikkat etmeniz gerekiyor. Yani uygunluk yanında bir de uygun değilliği kendinizin tartmanızı çok ciddi öneririm. Sonuç olarak yani eğer ki hayatınızda öğrenmeyi seviyorsanız, yapmak istediğiniz şeylerin içerisinde çok fazla matematik, fizik varsa fizik iyi bir bölüm. İTÜ'nün fizik mühendisliği özelinde de az önce anlattığım sebepler hem araştırma hem gelecek hem kariyer hem iş imkanları. Yani yolunuz açık açıkçası yani buradan bir kere geldikten sonra istiyorsanız gidemeyeceğiniz yer yok. Ki zaten dünya ciddi bazı alanlarda özellikle metrolojide yeni teknolojilerde işte bilgisayarlar değişiyor, kuantum bilgisayarlar geliyor. Bu konuda bir şeyler yapmak istiyorsanız doğru bölüm burası. Ya İTÜ'nün kendisi de zaten sosyal ve kültürel olarak çok geniş, çok kozmopolit, çok köklü bir kurum. Yani burada olduğunuz sürece canınızın sıkılması şansı yok. Mutlaka bir şeylerle oyalanırsınız. Ve İTÜ öğrencisini gerçekten hayata hazırlayan bir kurum. Yani İTÜ öğrencisini korur. Fakat gerektiği miktarda korur. Yani İTÜ bir ailedir ama İTÜ böyle eski tip aile, eski tip Türk ailesi kültürüne benzer. Bazen sever, bazen döver ama çıktığınız zaman gerçekten iyi ki buradan gelmişim derseniz. Son sözde konuşmayla alakalı. Bunu her yerde yazıyorum, çiziyorum, söylüyorum. Ben İTÜ mezunu değilim ama keşke olsaymışım. Çünkü gerçekten yani bundan 25 sene önce şimdiki bilgime ve fikrime sahip olsaydım İTÜ'ye girerdim. Benden bu kadar. Umuyorum kabaca fikir vermişimdir. Bilmiyorum. Sorularınız varsa seve seve cevaplarım. Çok teşekkür ederiz hocam sunumunuz için. Şimdi soru cevap aşamasına geçebiliriz arkadaşlar. İsterseniz chat bölümünden yazabilirsiniz sorularınızı. İsterseniz de el kaldır özelliğini kullanarak sesli bir şekilde sorabilirsiniz. Bekliyoruz. Hiç merak ettiğiniz bir şey yok. Her şeyi sorabilirsiniz. Gayet evet, açıklayıcıydı sunum hocam ama bölümle ilgili farklı sorularınız varsa yine de sorabilirsiniz. Yani mümkün mertebe uzun da tutmamaya çalıştım ama ne kaç dakika konuştuğumu bilmiyorum gerçi. 20 dakika konuştum. Yani yeterliydi hocam, teşekkür ederim. Ben bir şey sorabilir miyim? Ne tabii ki. Neden normal fizik bölümü değil de fizik mühendisliği seçelim? Yani fizik mühendisliğinin normal fizik bölümünden çok bize katkısı ne olur? Buna aslında çok net bir cevabım var. Mühendislik şimdi yıllar önce aslında Teknik Üniversitesi bir akıllık yapmış. Bütün bölümlerini mühendisliğe çevirmişti. Şey, işletme de işletme mühendisliği, matematik de matematik mühendisliği adı altında. Ama az önce özetlemeye çalıştım. Aslında bunun dışarıda muadili uygulamalı fizik. Yani Applied Physics ya da Applied Mathematics diye geçiyor bir sürü bölümde. Şimdi bir, eğer diyelim Türkiye'de kalmak istiyorsunuz ve çalışacaksınız, otomatikman mühendis diplomanız oluyor. Kanunen bakarsanız aslında mühendislerin bazı konularda imza yetkisi var. Yani çok hoş bir örnek değil ama aklıma gelen en çarpıcı örnek benim budur. 99 depremini siz hatırlamazsınız. Fakat 99 depreminde oraya gidildiği zaman yardım için arkadaşlar bize gitmiştik. Ben mühendis değilim, ben fizikçiyim. Bir yerde bir enkaz kaldırılması gerekiyor. Ve bir mühendisin oraya onay vermesi gerekiyor. Benim yetkim yoktu. Fakat İTÜ fizik mühendisliği arkadaşlarım buna yetkisi vardı. Yani bazı durumlarda çok basit gözüküyor ama bir imza yetkisi hayatınızı çok değiştirebiliyor. Bu işin bürokratik tarafı. Şimdi gelelim eğitim tarafına. Çok net örnek var. Teknik resim. Ben lisanstayken şey almadım. Teknik resim dersi almadım. Kendim öğrendim. Burada öğrencilerimizin teknik resim dersi mecburi. Buna da Harvard'daki öğrencimden örnek vereceğim. Kız Harvard'a gitti. Doktora yurt dışında yaptı. Lisans, yüksek lisansını bizde yaptı. İsviçre'de çalıştı. Sonra şu anda Harvard'da hoca. Hala o şey diyor. Teknik resime altın bilezik diyor. Başka bir öğrencim var. Şu anda tamamen matematiksel fizik yapıyor. Bir yana da IST'de Burak. Gerçekten sadece kağıt kalem çalışıyor. Hatta kod bile çok nadiren yazıyorlar. Ama arada sırada teknik resim bilgisini kullanıyormuş. Yani geçen bir kere bir konuşmuştuk. Bu çok ciddi bir artı. Başka bir şey, fizik bölümlerinde yine elektronik ya da bilgisayara yönelik çok spesifik ders çok yok. Buradaki seçmeli ders portföyü o kadar geniş ki
gidip alıp bir alanda uzmanlaşabiliyorsunuz. Yani atıyorum sinyal işleme yapacaksınız. Bunu elektronikten de alabilirsiniz ya da fizikten de alabilirsiniz. Data analiz konusunda bir şeyler alıyorsunuz. Bunu normal fizik bölümlerinde o dersler çok zor açılıyor. Burada neredeyse her dönem açılıyor. Bu sayede ileride atıyorum bankacılık finans yapacaksınız. Mühendislik sizin işinize yarıyor. Ya bu örnekleri çok çeşitlendirebilirim ama bir dezavantajı vardı dediğim gibi. TÜBİTAK'ta bu ilk 500, ilk 1000, ilk 5000 bursları vardır. Temel bilimlere verilen. Mühendislik olduğu için onlara verilmiyordu. Şimdi o dengede başka tip burslarla ortadan kaldırılıyor. Eğer ki başarı bursu alabiliyorsanız zaten mutlaka ona karşılık olan bu bursu alabiliyorsunuz ama başlangıçta insanların şeyi sorguladığını biliyorum. Yani fiziğin mühendisliği ne demek ya diye. O aslında bizim için biraz Türkçeleştirme problemi. Aslında bizim adımız uygulamalı fizik bölümü. Ama mühendis tarzında. Cevaplayabilmişimdir umarım. Bir yazılı soru geldi. Evet hocam, okuyayım hemen isterseniz ben onu. Böyle şey okuyorum. Laboratuvar imkanları öğrenci sayısına göre yeterli ve verimli. Açtım ekranımda da chat'i. Şöyle, hangi laboratuvarlardan bahsediyorsunuz şey mi? Eğitim amaçlı laboratuvarlar mı yoksa araştırma laboratuvarları mı? Yani eğitim amaçlı laboratuvarlar diyorsanız yeterli. Çünkü öğrenci sayımız çok değil ve bölünebiliyor. Örneğin modern fizik dersinin kendi laboratuvarı 3 ya da 4 section açılıyor ve 15 öğrenciden oluşuyor. Her öğrenci başına bir tane şey deney düzeni ya da ikili gruplar yapılabiliyor fizik öğrencileri için. Şey mühendislerden bahsetmiyorum. Araştırma laboratuvarlarını diyorsanız öğrenci daima az. Yani ne kadar öğrenci o kadar iyi. Çünkü ben kendi araştırma laboratuvarlarımda 15 öğrenciden az öğrenciyle çalışmıyorum ve yetmiyor. Yani ve daima yapacak iş var. Yani herkese fazla fazla yer var aslında. Astrofizikle ilgili evet çalışmalar yapılmakta. Eğer o konuda detaylı bir bilgi istiyorsanız hatta şey bakın orada çok güzel bir örnek. Geçen hafta gördüğünüz şey Cumhurbaşkanımız şey yaptı bir uzay programı açıkladı. Onu dinlerseniz uzay programında 6. madde var. Fast Radio Burst diye bir şeyden bahsetti. Yani ne kadar detaylı bilgi sahibidir, ne kadar bilgi sahibi değildir bilmiyorum kendisi ama bu FRB fenomeni, Fast Radio Burst konusunda Türkiye'de ilk makaleyi yazan kişi iki yan odamda oturuyor. Kazım Yavuz Ekşi Hoca, Profesör Doktor. Ve nötron yıldızları ve işte şey bu özellikle işte şeylerin gravity wave çalışmaları vesaire bunları aktif çalışan bir grubumuz var bizim ve dünya çapında bir grup. Yani şaşırıyor insan tabii yani İTÜ'de ne alaka diyorsunuz ama Türkiye'deki astrofizik iyi iş yapan yerlerden birisi burası. Sabancı Üniversitesi'nde biliyorsunuzdur Ali Hoca'nın ama emekli oldu şimdi o. Fakat uzun süre bu Türk Astronomi Derneği'nin vesairenin götürülmesi hatta geçen hafta takip ettiyseniz Jocelyn Bell bizim konuğumuz oldu. Kendisi bu pulsarları keşfeden çok tatlı bir kadıncağızdır. Bölümümüz çağırdı. Direkt işte şey kabul etti geldi. Onunla söyleşi yapıldı. Hem uluslararası hem ulusal bağlantılar astrofizik konusunda çok iyi. Ve iyi çalışmalar yapılıyor ve lisanstan öğrenciler çalışabiliyor. Akademik olarak ne Akademik kadar olarak. öne açık? Ben o şey açtım ekranda ama isterseniz okuyun. Ben önemlisi. Mesleki deformasyon dersleri de Zoom'dan verdiğim için şey oluyoruz. Direkt Evet. hızlı soru. Geçiyorum bir sonraki soruya isterseniz. Yok, evet, akademik olarak önü ne kadar açık? Şöyle, akademik olarak çok açık. Hatta düşünemeyeceğiniz kadar açık. Zira konuşurken de bahsettiğim olay, biz öğrencilerimizi daha lisans birinci sınıftan itibaren araştırma faaliyetlerine katıyoruz. Yani üçüncü sınıfın sonundaki bir öğrenci gerçekten efektif olarak kendi başına araştırma yapabilecek bir yere gelmeye başlıyor. Ve bundan sonrasında da eğer master'ı burada yaparsa, tamamlarsa benim bugüne kadar akademik olarak bir şey yapmak isteyip de yapamayan öğrencim olmadı. Yani son 13 seneden bahsediyorum. Ve etrafımdaki hocalarla da yani genellikle işte fizik bölümüne baktığım zaman eğer bir öğrenci bize ben akademik çalışacağım diye gelirse ikinci sınıftan itibaren hatta liseden gelen öğrencilerimiz oldu böyle. Çok başarılı yerlerdeler. Ve her alandalar, her yerde. Yani Avrupa'da, Japonya'da, Amerika'da. Hatta işte şey şimdi yükselen yıldız Çin. Çin'de bizim eski öğrencilerimiz var çalışan orada. Yani Çin Bilimler Akademisi'nde çalışan 3 tane öğrencimiz var. Teorik fizikçi, deneysel fizikçi olarak. Yani yeter ki siz neye ilginiz olduğunu belirleyin. Tam olarak ne istediğinizi söyleyin. Onun karşılığını burada buluyorsunuz ve doğru yönlendirmeyi kesinlikle alıyorsunuz. Teşekkürler Umarım. hocam. Diğer soruyu okuyayım ben size. Fizik bölümü ya da mühendisliği zor diye bir önyargı var. Bunun sebebi nedir?
O şöyle, hani son slaydımda aslında şey vardı. Yani fizik, son slayttan bir önce fizik bölümünü niye seçmelisiniz, fizik bölümünü niye seçmemelisiniz? Şimdi şöyle, fizik biraz ders gibi olacak ama fizikte formül yoktur. Size maalesef lise eğitiminizde sürekli şey ezberletiyor. Şu formül, bu formül, şu formül. Fizikte formül yoktur. Fiziğin diğer alanlardan en büyük farkı bu. Fizikte prensipler vardır. Yani bizim dilimiz matematik. Matematikte de formül yoktur. Orada bir genel prensip vardır. Onunla doğayı bir şekilde oturtmayı, anlamaya çalıştığınız zaman onun adı otomatikman fizik olur. Fakat bu hangi model, hangi sistem doğada neye karşılık geliyor? Bunu anlama çabası aslında bir yetenek gerektiriyor. Yani bu biraz şöyle, işte Mimar Sinan Güzel Sanatlar Akademisi'nde işte şey, görsel sanatlar bölümüne eğer resim yapma yeteneğiniz yoksa girmezsiniz mesela. Ben girmem. Çünkü ben yazı yazamıyorum doğru düzgün. Çizgi çekmem. Yani beceriksizim o konuda, yeteneksizim. Yani ama kuzenim var. İşte Ege Üniversitesi Güzel Sanatlar'dan mezun. Benim portremi 3 dakikada çizebiliyor falan. Fizikte de bir miktar şey var. Yani az bir şey yetenek var. Resim kadar değil. Çünkü eğer kafanız matematikten hoşlanıyorsa, bakın yatıyorsa değil. Çünkü hoşlanmak yeterli burada. Bir şeyi beğeniyorsanız bunu hobi olarak yavaş 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 öğrenmeye başlayıp oradan devam edebiliyorsunuz. O zor ön yargısının sebebi maalesef, ya hadi bir de diplomam olsun ya da İTÜ diploması olsun diye çok rastgele gelenlerin yazdığı şey. Yani biliyorsunuz şey, çok biraz kaba tabir olacak ama boş tenekenin içi boştur ama en çok gürültü o yapar. Yani 20 tane dolu şey alın, konserve kutusu alın, yerde sürün, ses çıkarmaz. Aralarında bir tane boş teneke koyun, sadece onu dinlersiniz. Yani maalesef o background gürültüyü yaratan birkaç kişi aslında, ama onların söz yetenekleri büyük ihtimalle daha fazla olduğu için böyle bir yanlış kaygı var, algı var. Bir de birazcık ülkemizdeki maalesef liseden gelen yanlış fizik algısı. Yani sürekli formül, sürekli ezber ve test sebebiyle bunlar. Ama gerçekten açık birazcık popüler fizik okursanız, mesela Feynman'ı okudunuz bilmiyorum. Ama şey, Surely You Must Be Joking Mr. Feynman. Türkçesi de var onun. Yani By Feynman, şaka yapıyor olmasınız diye bir kitap var. Okuyun bu tip şeyleri. Biraz fizik dairine vesaire bakarsanız aslında işin birazcık şey olduğu, bir hayat tarzı olduğu. Fizik bir meslek olmuyor hiçbir zaman sizin için. Tam aslında mühendislik ama. Yani hayat tarzı olarak benimserseniz o zorluk tamamen şey, şehir efsanesi. Teşekkürler Başka? hocam. Bir tane daha soru var, onu da okuyayım size. Hı? İTÜ'de hiç çift yarık deneyi yapıldı mı? Öğrenci olarak oraya geldiğimizde istediğimiz zaman araştırma laboratuvarlarında yapabiliriz. Çift yarık deneyi bizim modern fizik dersimizin programında olan standart deneylerden bir tanesi zaten. Yani optikte vesaire yapıyorsunuz. Öğrenci laboratuvarlarında var bu. Yani bu şey çok standart. Kuantum mekaniğini öğrenmeye başladığınız zaman, gerçek mekanik için işte kuantum fiziğinde ilk gördüğünüz şeylerden bir tanesi. Bu deneyi kendiniz yapıyorsunuz zaten. Ve oldukça da kolay. Yani eğer çok merak ediyorsanız gelirsiniz bir gün, o deneyi de herhangi bir laboratuvarda tasarlanıp yapılabilir. Fiziği sevip sevmediğimde karar vermek için bize güzel birkaç kitap önerebilir misiniz? Ders bazında bakmak dışında hiçbir şey görmedik. İlginin gerçekten olup olmadığını bulmak istiyorum. Önceden kendinizi tanımak gerekiyor bazı kararlar verirken. Belki. Bu çok doğru. Şimdi aslında burada şey, edebiyatı seviyor musunuz diye, yani fizikte önce şeyle başlayayım. Edebiyatı sevip sevmediğinizi nasıl anlarsınız? Çok temel şeyler vardır. Başyapıtlar vardır. Bir okursunuz, onun derinliğini anlamaya çalışırsınız ya. Sonra şunu fark edersiniz. Ben İyi bir şekilde hem okur hem yazar olmak istiyorsan bilmem gereken temel şey ne? Hangi edebiyatı seçtim? Atıyorum, Türk edebiyatı seçtim. O zaman Türkçemin çok iyi olması lazım. İngiliz edebiyatını seçtim. İngilizcemin çok iyi. Rus edebiyatı, Rusçamın, Fransızcamın, Almancamın, neyi seçtim? Fiziğin de bir dili var. O da matematik. Onun için fiziği sevip sevmediğinize karar vermek için size önerim öncelikle bir şey, matematiğe bakın. Yani ve bir tane üniversite matematik kitabı alın. Diferansiyel kalkülüs. Fizik aslında diferansiyel denklemlerin uygulamasının alanı. Matematiğin bir alt alanıyız biz. Geri kalan bütün mühendisliklerde fiziğin alt alanı. Yani tamamında kullanılan, işte hangi bölüme giderseniz gidin, atıyorum, akışkanlar mekaniğini de görürsünüz, termodinamik de görürsünüz. Bu her bölümde var. Bunlar bize standart, en basit dersler aslında. Ama bunların arka planında devasa bir matematik var. Onun için, şimdi matematik için de kitap öneremem. Ama işte lise sonda
Şu anda hala müfredatınızda bir var mı bilmiyorum ama işte şey türev integral meselesi, lineer cebir, kompleks sayılar. Ben genelde şunu öneriyorum. Kompleks sayılar hakkında ne düşündüğünüze bir karar verin. Hani var ya i, z işte a artı b i. Onun bir bakın, onun felsefesini bir anlamaya çalışın. Şeyi boş verin öncelikle, fiziği boş verin. Kompleks sayı size ne ifade ediyor? Kompleks düzlem deyince işte felsefik olarak ne aklınıza geliyor? Bunu bir düşünün. Sonra 1900'lerin başında, 1800'lerin sonunda determinizm, indeterminizm geçişi var biliyorsunuz felsefede. İşte neyi ne kadar bilebilirim sorusu vardır biliyorsunuz. Ta şeyden, Aristo zamanından beri. En temel sorudur bu. Ben neyi ne kadar bilebilirim, neyi ne kadar öğrenebilirim? Bir şey bildiğim zaman da neyi ne kadar şey yapabilirim, önden söyleyebilirim işte kainlik yapabilirim diyebilirsiniz. 800'lerin ortasına kadar bu şey, bir şeyleri yeterince bilirsem her şeyi söyleyebilirim de. Sonra kuantum belirsizlik vesaire ortaya çıktıktan sonra şey oluyor. Ha öyle değilmiş demek ki oluyor. Sonra Einstein geliyor işte Tanrı zar atmaz diyor falan. Şimdi biraz felsefesine bakın. Yani fiziğe girmeden önce bir matematiği ne kadar seviyorsunuz ve matematikteki bu çok abstrakt gelen konseptler size nasıl geliyor? Sonra işte siz abstrakt matematik görmüyorsunuz tabii lisede ama hep gördüğünüz şey diskrit matematik. Atıyorum 1 artı 1 kaçtır? Neye göre, kime göre? 1 artı 1 sizin gördüğünüz matematiğe göre 2. Ama benim gördüğüm matematiğe göre istediğiniz de olabilir. 1 de olabilir. Çünkü 1 bulut artı 1 bulut kaç bulut yapar? Gibi bir soru sorabilirsiniz. Yani bu çerçevede matematikle felsefeyi ne kadar birbirine bağdaştırıp çevrenizi nasıl anlayabiliyorsunuz? Bununla alakalı spesifik önerebileceğim bir kitap yok maalesef. Yani bu çünkü şey, kütüphaneyi okuyun demek oluyor ama temel kavram doğaya baktığınız zaman ne görüyorsunuz mesela? Yani işte şey, bir şeyi anlamaya çalışıyor musunuz? Onu anlamaya çalışırken Google'a ne soruyorsunuz? Ne kadar sorabiliyorsunuz? Fizik okumak isterseniz eğer, benim herkese önerdiğim, bunu çünkü lise öğrencisi çok rahat okur. Final Lectures in Physics, Feynman'ın fizik dersleri aslında var. Bunun videoları da var internette, Feynman'ın anlattığı. Türkçe'ye de çevrildi. Buradan Koç'tan hocalar ortak çevirdiler. Gazete gibi okuyabilirsiniz onları. Yani özellikle üçüncü cildini öneririm. Çünkü orada kuantum mekaniğine giriyor. Onu anlamanız için matematik bilmenize de gerek yok. Eğer fizik hakkında şöyle bir baktınız, aklınıza yatıyor, yatmıyor falan gibi. Ama işte dediğim gibi Feynman bunu en iyi dünyaya indiren insan, böyle bir şey tamam düzgün düşünebiliyorum diye. Çünkü çocukluğundan hikayeler falan anlatıyor. Surely you must be joking Mr. Feynman'da. Onu bir okumayı deneyebilirsiniz. Onun da Türkçesi var. Başka dediğim gibi biraz şeye bakmanız gerekiyor. Felsefe. Çünkü hakikaten fizik, matematiği alıp onun tool'larını kullanıp felsefedeki fikirleri alıp bunları doğaya bağlayan bilim dalı. Onun için ikisini de sevmeniz gerekiyor. Yani biraz felsefe yapıp biraz işin matematiğine girip ondan sonra da bunları insanlara anlatabilecek gibi bir şey varsa içinizde hissediyorsanız uyumlusunuzdur. Şeyden gözünüz korkmasın. Buna bakınca ya öğrenecek çok şey var, okuyacak çok şey var, kütüphane çok büyük falan diyebilirsiniz ama siz çok şanslı bir kuşaksınız çünkü elinizin altında internet var. Yani biz lisedeyken şey yoktu. Aradığım bir kitap bulmak için 4-5 hafta aranıyorduk, bulamıyorduk gene. Çünkü üniversite kütüphaneleri de insanlara açık değildi. Artık bulunamayan kitap diye bir şey yok. Bulunamayan kaynak diye bir şey yok. Ve prensipte şey, spesifik bir sorunuz varsa internetten de insanlara sorabiliyorsunuz. Yani biraz kendinizle aranmanızı öneririm o konuda. Yani çünkü net bir kitap söyleyince var birkaç tane kitap hakkında ama özellikle söylemiyorum bunları çünkü şey oluyor. Okuyor insanlar sonra başka bir yere yeteneği var. Çok alakasız bir şey söylemiş oluyorum. Üzülüyorum. Yaptım çünkü bir iki defa. Onun için ben kitap önerisi sevmiyorum insanları. Doğrudan şunu oku demeyi sevmiyorum. Bir tek işte Feynman'ın genel ders kitabı şeklinde bakabilirsiniz demek istiyorum. Hocam, Umarım faydalı olur. Buyurun. Kusura bakmayın, mikrofonu açtım da soru soran başkası yok. Demin bunu söyleyen de bendim, kitap önerisi. Gördüm. Ben lise öğrencisi değilim. Şu an İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeyim zaten birinci sınıfım ve geçiş yapmayı düşünüyorum. Ve hangi bölüme geçip geçmeyeceğimi bilmiyorum. Tartmak istiyorum. Mesela matematiğe ilgin var mı dediğinizde matematiğe karşı çok nötr bir insanım. Olduğunda yapıyorum, olmadığında hani pek bir sıkıntısını yaşamam tarzında. Hani bu yüzden fiziği biraz tanımak istiyorum. Ders bazında değil, hayatıma entegre edebileceğim şekilde. Bu yüzden hani gerçekten kitap önerisi yapabilirseniz mesela ben çünkü bir yerlerden başlamak istiyorum. Tamam. O zaman zaten üniversitedeysen doğrudan Feynman Lectures in Physics'i al.
ya da indir internetten ve oku. Olmadı şey yap, derslerini seyret. Çünkü Caltech, hatta Microsoft'ta projesi vardı. YouTube'a bütün Feynman Lectures'ı koydu. Çünkü Feynman şeyi anlatmıyor. Ne bileyim, fizik bir de burada gördüğünüz gibi mekanik, işte Newton yasaları falan diye girmiyor. Çok böyle hikayesel yaklaşıyor olaya ve gerçekten şeyi indiriyor. Doğayı insana indiriyor ve anlatıyor. Oradan başlamanı öneririm. Yani eğer ki dediğin gibi zaten üniversitede sen gene üçüncü cildinden başlayabilirsin. Üçüncü cilt şeyi geçiyor. İşte mekaniği, elektromanyeti falan geç direkt. Ya kuantum nedir, belirsizlik nedir? İşte az önce sordular ya, çift yarıkta girişim ne demek? Yani olasılık teorisiyle gerçekten mekaniği nasıl anlatıyorsun? Bunu çok güzel anlatıyor. Ya ve şey, gazete gibi de okuyabilirsin. Ama bana mail atarsan eğer, sana bir tane de modern fizik kitabı öneririm. Yani birazcık için hem matematikle fiziğini bağlayan bir kitap. Yani işte böyle takoz gibi kitaptır. Adı biraz uzun. Şey, Physics of Atoms, Molecules, Solids, Nuclei and Particles diye bir kitap var. Güzel bir kitaptır. Walter Levin şey işte, o çok güzel ders anlatıyor. Şimdi aşağıda bir yorum geldi Evet. de. Yani ama Demet'in sorduğu, anladığım kadarıyla daha böyle genel fizik demenen bir şey. Aynen. Modern fizik iyi bir şey, başlangıç onun için. Yani çünkü Newtonian mekaniği, belirli mekaniği bir tarafa atıp doğrudan, bayağı Newton yasaları, işte şey, eğik düzlem bilmem ne, boş ver. İşte amper yasası bilmem, ya boş ver onları. Kuantum nedir? Neden dalga fonksiyonu diye bir şey var? Anlatan şeyler, kaynaklar bu dediklerim. Yani iki tane. Feynman Lectures'ın üçüncü cildi. Bir de mail atarsan onu söyleyeceğim. Linkini de vereceğim kitap. Tamam. Bu Çıktıktan iki sonra tane. hemen mail atacağım. Tamam, rica ederim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ama Walter Levin şey için iyi. Yani ama bir artık internette o kadar çok ders var ki. Yani şey, herkes ders anlatıyor. Ben bile denedim bir ara. Bakın bir de ben yapayım diye YouTube'a koydum. Yani çünkü her yiğidin bir yoğurt işi var, hikayesi var ya. Yani birinden anlıyorsun, öbüründen anlıyorsun ama benim fizik seçmek isteyen insanlara direkt dediğim şey, felsefeyi ne kadar seviyorsunuz? Çünkü yani şeye dönün, Aristo'ya dönün. İşte fizik var. 10. ciltten sonrası metafizik. Anlatamadığı şeyleri metafizik demiş. Yani sonra ne bileyim, astronomi aslında. Şimdi bu çok teknik olarak doğru değil ama aslında tarihsel olarak doğru. Astroloji diye bir şeyle başlıyor. Yani insanlar yukarıya bakıyorlar, bir şeyleri predikt etmeye çalışıyorlar. İşte mevsimleri, ne zaman yağmur yağar bilmem ne. Sonra işin biraz politikasına varıyorlar tabii. Yani araştırma için bundan 6.000 sene önce Sümerlerde de para lazımdı. Şimdi de para lazım. Gidiyor o zamanki kralı ikna ediyor. Biz gidiyoruz şimdi işte şey ikna ediyoruz. Devleti ikna ediyoruz. Bize para verin ki araştırma yapalım diye. Bir şey uydurmanız gerekiyor temel araştırma yapmak için. Ve bunların başlangıcının hepsi ama bir soru sormak. Yani şunu anlıyor muyum? Bunu anlıyor muyum? Ya da en basit soru ya. Her yerde karşınızda. Gökyüzü neden mavidir? Sonra çift gökkuşağı niye vardır? Tek gökkuşağı niye vardır? Bunlar hep fizik. Yani bu soruları sorduğunuz zaman 2000 sene önce işte şey meleklere, işte şeye, uzaya bilmem neye bağlıyorlar. Şimdi tamam, işte havada asılı olan bütün işin şeyini, fantezisini bozuyorsunuz ama felsefe böyle bir şey. Biraz bir fantezi dünyası kurmanız lazım. Asimov sizin kuşakta niyeyse bilinmiyor. Isaac Asimov. Okuyun. Yani eğer gerçekten fizik, Isaac Asimov, Arthur C. Clarke, bu gibi adamları okumanız lazım. Çünkü bunlar aslında fizikçi özünde. Ama aynı zamanda bilim kurgu yazarları. Fakat Arthur C. Clarke 1950'de uyduyu, bu yapay uyduyu o kadar güzel tanımlamış ki patente alınamıyor. Adamın kitabında, romanında şey var. Yani geosentrik uydu nasıl çalışır, bu GPS sistemi anlatmış. Bilim kurgu hikayesini anlatmış. Şimdi var, hepimiz kullanıyoruz ama o kadar güzel anlatmış ki patent alamamış kimse. Çünkü serbest. Yani yayın evinde patente, eğer şey yaparsan, yani teknik patent olarak kabul edersen. Onun için bir sürü bir şey hayal etmekle başlıyor. Onun için işin mekaniğini bir tarafa koyup felsefik matematik, işte bu abstract matematik ve üstüne de şey, gerçek felsefe. Ve onları birbirine bağlayıp şu etrafınıza baktığınızda farklı şeyler görüyorsanız ya da görmeye başlıyorsanız, tabii şizofrene bağlamayın, o ayrı konu. Ama hayal edebiliyorsanız, başka şekillerde yaklaşabiliyorsanız, yani oradan fiziğe doğru yürüyebilirsiniz aslında. Başka? Teşekkür ederiz hocam. Rica Süremizin de ederim. sonuna geldik. Tüm Güzel oldu. katılımcılarımıza da teşekkür ediyoruz. Kalan tüm sorularınız için ÜTÜ Aday Öğrenci Tanıtım Ofisimize ulaşabilirsiniz. tanitum@utuedit.tr sayfasından mail olarak ulaşabilirsiniz. Teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Hoşça kalın. Gelirseniz görüşmek üzere. Hoşça kalın.